Evet, değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz günün nabzında ve dop dolu bir gündemle, ufuk uçağı ile birlikteyiz. Hafta yoğun geçiyor, yoğun başladı, o şekilde devam ediyor her hafta olduğu gibi ve bizler de bu ekranlarda güne dair gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bir sıcak, bir soğuk, tam böyle hastalık havası dedik bu havalara. Bir anda toz bulutu basıyor ülkeyi. Nefes almakta güçlük çekiyoruz. Boğucu bir hava oluyor. Ardından çiseleyen yağmurla açılıyor. Geceleyin soğuk ediyor. Çamur yağıyor. Yani arabaların üzerine baktığın zaman çamur yağıyor. Yani çok enteresan bir mevsim oldu ülkede. Çok yağışlı, selli, fırtınalı, hortumlu bir kışın ardından şimdi de çok tozlu bir döneme girdik. Bakalım neler daha göreceğiz sevgili Serkan. Tabii biz gene son dönemde yaşananlara baktığımızda bu ülke koşullar içerisinde iklimli birazcık sert olsa da bizi bazı şeyler teğet geçti. Mesela Antalya'ya baktığımızda, mesela Muğla, evet, darmadan. Yani darmadan. Bir hafta önce Antalya'da yaşananlar yani... 3 günde 5 tane hortum çıktı. Bu hortumlar 1-2 özellikle seracılıkla geçinen 1-2 köyü yerle bir etti neredeyse. Yani evleri değil ama seralara büyük zarar verdi. Hatta Antalya Havalimanı'nda da iki kişi hayatını kaybetti. Otobüs devrildi, uçaklara zarar verdi. Aslında o görüntüyle başlayabiliriz. Antalya'dan tabii bir görüntü var. Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahili bu. Yani sanki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o ünlü hortumlar var ya, ünlü hava dalgaları. Geçen sanki, gün yine Akdeniz'den bir yeri gösterdiniz bana. Tenerife'ti. Tabii Tenerife'de. Üçüncü kata kadar çıkıyor. Kadar dalga oldu. Yani hatta bu dalgaları izlemek için deniz kenarına giden bir kardeşimiz 21 yaşında kayboldu. Onun da acısı var. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görüyordu. Evet. Tatil için ailesinin yanına gitti. Yani görüyoruz. Yani evet, yani görüntüler baya kötü. Yani neredeyse 10 metrenin üzerinde dalga var kıyıları döven ve araçlar da enteresandır o yolda gidip geliyor sevgili Serkan. Evet, yani görüntüler bize önümüzdeki kışlarda, kış aylarında bizim de ülkemizde bunların yaşanabileceği mesajını veriyor. Çünkü Akdeniz bu yıl değişti, daha bir köpürdü. Daha bir hortumlarla tanışmaya başladık ki bizim ülkemizde de karaya vurdu 2-3 tanesi ama şu Allah'tan çok da büyük zarar vermedi. Bu olmayacak değil anlamına gelmesin belirtiler ki uzmanların da söylediği değişen iklim nedeniyle Akdeniz'de artık hortum görmek artık alışkanlık haline gelmesi lazım ki yetkililer de, ki hepimiz acemisiyiz, bir hortum yaşanması durumunda ne yapılacağını hepimizin bilmesi lazım. Bunu da biz şimdiden uyaralım sevgili Serkan ve istersen sevgili Serkan tabii bugün basın sen bir açıklama yaptı. Gazeteci olmayan birinin yaptığı bir açıklama vardı. Şöyle yani söyleyelim. Aslında bir şey söyleyeyim. Yani burada konuşup reklamını da yapmak istemiyorum adamın ama yani o kadar komik yazılar var ki hani basın sektöründe olan duayenler ya biz hangi mesleği yapıyoruz, nerede çalışıyoruz demeye başladılar. Ya şöyle bir durum var. Bir köşe yazarı kendini ifade edebilmek adına bir başlık kullandı ve federasyonu, Kıbrıs'ta federasyon modelinin bir FETÖ
işi olduğunu söyledi. Hı hı. Ve böylesine bir ithamda bulunarak gündeme gelmeye çalıştı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Federasyonu kimler savunuyor şu anda? Cumhurbaşkanı değil mi? Evet. Evet. Sayın Akıncı, biz arkadaşın söylediğini söylüyoruz, ilan ediyoruz buradan. Sayın Mustafa Akıncı FETÖ'cüdür. Başbakan neyi ya, savunuyor? Şöyle bir şey hayır, var. Hayır, hayır. Yani, hepsi, hep bütün kabine. Başbakan da yani, değil mi? O zaman Tufan Erhürmen de FETÖ'cüdür. Yani arkadaşımız... Şimdi şöyle söyleyelim zaten... Herkesi FETÖ'cü ilan etti. Herkesi demeyelim de... Bu adam daha önce bir takım işlere karıştığı için hem güneyde hem kuzeyde yargılanmış. Evet. Ve güneyde tutuklanmış İngilizler tarafından bir takım işkencelere de maruz gördü. Kaldı. O dönem Denktaş Bey'in girişimleriyle alıp kuzeye geçirildi. Ardından bir takım Lürici'nin aday yaptıklarıyla kuzeyde de yargılandı. Silahlı çatışması var bunun yani. Ya, yani pek itibar edilecek bir adam değil. Geçmişine baktığımızda. O yüzden şu anda FETÖ'cü, METÖ'cü iddialarıyla gündeme getirip bu ortalığı bulandırmaya çalışan ki Çavuşoğlu buradayken... Şimdi ben tam oraya geleceğim. Heh. Şimdi değerli izleyiciler, biz gelmesin filan demiyoruz veya konuşmasın da demiyoruz. Zaten biz söylesek de konuşacak gelenler de. Ne zaman Türkiye'den bir yetkili gelse... bu ülkede özellikle ayrıştırma, yani toplumu bölme, kutuplara ayırma konusunda hemen bir takım açıklamalar geliyor. Bir takım sesler çıkıyor. İşte bu vatandaş da tam Çavuşoğlu bu ülkeyi ziyaret etti. Burada bize ayar verdi işin açığı. Ya da açığı. Öyle aklınca ayar verdi yani zannettim. Öyle diyelim, her ne dersek diyelim, aklınca ayar vermeye çalıştı. Tabii bunlar da oradan pay çıkararak aman ne koparırım havasında bu açıklamayı yaptı. Tabii çok komik bir şey daha anlatalım. Sevgili Serkan'la biz masalarımız yan yana bugün sohbet ederken çok enteresan bir de durum var Türkiye'de. Özellikle kadınlar Türkiye'de eşlerinden boşanmak isteyen kadınlar eşlerini polise ihbar ediyorlar eğer koca boşanmak istemiyorsa. Bu FETÖ'cüdür, benim kocamdır ona göre diye aynen ihbar ediyorlar ve bayağı da bu şekilde gözaltına alınan kişiler de var. İşte aynen FETÖ'cülük de böyle bir şey. İşte bizimkiler de bizi bu şekilde jurnallemeye başladılar. Gazete köşelerinde kendi akıllarınca. Ama sevgili Serkan, bir de başka bir gazete var bu ülkede. Sürekli şu iş adamı FETÖ'cüdür, şu adam FETÖ'cüdür, şu politikacı FETÖ'cüdür. FETÖ'cüler bu ülkeden beslenir, FETÖ'cüler şöyle. Yani biz burada biz bunları gülerek karşılıyoruz ama biliyorsun bizim buradaki emniyet teşkilatımız nereye bağlı onu da biliyorsun. Yani yarın öbür gün oradan bir talimatla kim aksi konuşursa, kim muhalefetse onları içeriye alabilirler. Yani aldıkları zaman da hiç kimse bir şey yapamaz. Yani çünkü Türkiye'de de öyle. İhbarları da yerlendirmek gerek. Anlatabildim yani, mi yani? Ama yani, bir de şu vardır yani bu ihbarları ya da bu jurnalcileri kim olduğunu iyi sınamak lazım. Yani bugün biz okuduk orada haberi okurken de avukatlar bazı akıl veriyormuş. İşte boşanmasa diretirse tehditvari FETÖ'cüye çıkarır senin adını. Bir daha temizleyemezsin bu. Zaten o tutukluluk süresi bitsin. Bir yıl içeride kalır adam. Tam ya, mahkemesi başlasın ve bitsin. 3 yılı bulur. Boşanmana. Yani anlatabildim mi? Yani buraya geldi artık iş. Bu da bir de şu var yani federasyonun ya yani ben birazcık daha ağır konuşacağım. Bu tutuyorum kendimi konuşmayayım ama yani. Tabii şimdi sevgili Serkan konuşmak lazım çünkü yani bu son Sayın Çavuşoğlu'nun ziyaretinde çok enteresan olaylar oldu burada. Bir kere
Peki bir şey sorayım. Halkın Partisi Genel Başkanı onu dolaştırdı. Baş başa yemek yediler, bilmem ne yaptılar. Hani Sayın Özersay, hep bir iddia var ya, Halkın Partisi Türkiye'nin eseridir. Oradan talimatla kurulan bir partidir. Sanki onu doğru çıkarır cinsinden bir gezi oldu. Çavuşoğlu'nun son gezisi. Zaten yine Sayın Özersay tıpkı Çavuşoğlu gibi, Sayın Çavuşoğlu gibi Kıbrıs'ta Türkiye düşmanları var söyleminde de bulundular. Yani aynı paralelde ikisi i̇şte, de konuştu. Şimdi şöyle bir şey var. Biz yani bu yalan ve asılsız iddia karşısında basın sen olarak, basın emekçileri sendikası olarak yargıya başvuracağımızı, avukatımızla görüştüğümüzü söyleyelim. Yani gerçi Erkan Eğmez dediğimiz adam daha önce birçok... Ben nereden, ben söyleyeyim ki bilsin insanlar. Yok ya, bilsin insanlar kim olduğunu. Yani daha önce mahkemelere çok girip çıktığı için içeriye sıkıntı değil. Yani o bundan gocunacak değil ama bir yanda Çavuşoğlu'nun ülkemize gelip bir takım sert ve istemediğimiz açıklamalar yaptığı bir dönemde kendisinin de işte bak gözünüze sokalım burada da bunlar var gibisinden köşe yazarlığı yapması ve buna bazı kurumların da yer vermesi hoş olmadı açıkçası. Ve demokrasi, özgürlük, insan hakları ve düşünce özgürlüğünün dışına çıkan bir durum oldu. Çünkü herkes her istediğini yazabilir ancak bunun bir yasal mevzuatı vardır, yasal bir kıstası vardır. Kimseye bu şekilde yaftalar yapıştıramazsınız. Aksi takdirde biz de sizin için yapıştırırız bunu. O zaman şöyle bir iddiada da biz bulunuruz bu başta. Siz de işte şöylesiniz, böylesiniz diye de burada saydırabiliriz isterseniz. Tamam. Şimdi yani anlatabildim işin mi? O tarafı öyleyse. Serkan şimdi ben şuna bakarım. Siyasetçiler bu dünyanın her yerinde aynı şekilde. Siyasetçiler genelde bir şey yapacakları zaman kendi tetikçi demeyelim, kendilerine yakın gazetecilere o yapılacak olan konuyla ilgili bilgiler veriliyor. Onlar gazetelerde veya televizyonlarda bunun haberini yapıyorlar. O gaz alma tepkisini, yani ilk tepkileri, hani şimdi biz tepki verdik ya FETÖ'yle ilgili, o biz bir gaz alma operasyonudur. Gaz alındıktan sonra siyasiler istediklerini yaparlar. Yani benim korkum, yani bu da bir gaz alma yazısı olmasın. Hani ona mı yaptırırlardı? Yani pek değil, ona bu tür işleri yaptıracakları daha ciddiye alınan birçok gazeteci bu oturdu, vardı ama. Oturdu, aklı bu kadar kesti, yazdı. Yani birini İnşallah öyledir. Buna bunu yazdı. Çünkü eğer bu ülkedeki sorsak federasyon, konfederasyon nedir bulamayacak. Yoksa bunu FETÖ'ye bağlayacak. Yani o Türkiye'deki o bir takım gazetecikler vardır. Şu akitler, makitler, onlar da yazan haber başlıkları gibidir yani bunlar. Anlatabildim ya da bizde de var bunların türevleri. O şer gün aldığımızda sanki de bu ülkede olağanüstü hal savaş durumu vardır da ben o gazeteyi bir hafta okuyayım sığınaktan çıkmayacağım evden. Yani bizde çıkan bazı gazeteleri ne olacak kafamıza füze mi yağacak diye. Bu da böyle işte. Böyle bir zihniyetin türünü. Herkes anladığı işi yapsın bu ülkede. Bazı şeylere girişmesinler. Sonra öyle büyük can canlı köşe yazıcıkları yazıp altında kalmasın kimse bunun. Ezilmesin altında. Çünkü hem... Ne yani inşallah, tabii çok uzatmaya da gerek yok. İnşallah sadece bir köşe yazısıydı. Yani. Kendi öyle hayal etti. Öyle yazdı diyelim. Peki Sayın Özersay'ın açıklamalarını nasıl buldunuz? Ben size soru sorayım. Çavuşoğlu'nun ziyaretinden sonra mı? Tabii şimdi olay bir izleyicilerimize bilgi vermek adında şöyle söyleyelim ki Çavuşoğlu'nun buradaki açıklamalar aslında her ne kadar da isim vermese de hedef belliydi. Evet. Ve son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Dışişleri Bakanı'nın birbirlerine ters düşen açıklamaları
burada iç gündemi oluştururken bir anda Çavuşoğlu'nun Kıbrıs'a gelmesi ve Kıbrıs'ta böyle bir açıklamalar yapması, ardından bir Girne'de bir yemek yemesi baş başa ve buna mütakip yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye'den yine bizim, çünkü bugün Akar'ın da bir açıklaması vardı, bilmem dikkat ettiyseniz, ben hemen yayına girmeden önce okumuştum. Kıbrıs'a Türkiye'nin söz hakkı olmadığı hiçbir anlaşma da olmayacak dedi. Bu böyle bilinsin dedi. Türkiye Savunma Bakanı Akar'da. Ve diğer yanda Çavuşoğlu'nun açıklamaları vardı ve tek adamlıktan bahsetti. Sayın Akıncı cevap verdi. Buralarda tek adamlık yok dedi. Tek adamlığın olduğu yerler dedi, bellidir dedi. Ve o da aslında inceden bir mesaj verdi. Çünkü Sayın Akıncı'nın ben bu konularda sessiz kalacağını beklemiyordum zaten. Ve beklenen açıklama dün geldi. Tabii bugün gazetelere baktığımızda şu şekilde bir Mevlüt Çavuşoğlu ne demiş? İkircikli tutumlar görüyoruz, söylemler görüyoruz, kurnazlıklar görüyoruz. Niçin müzakere edeceğiz? Yine federal bir çözüm için mi? Diye sormuş Çavuşoğlu. Buradaki ikircikli tutumlar görüyoruz. Bir kısım hem iç siyasetimizde değerlendirdi, hem de Anastasiadis'e atıfta bulundu diye değerlendirdi. Yani Anastasiadis'in masada öyle söyleyip dışarıda başka söylediği ya da Çavuşoğlu'na başka konuşup Akıncı'nın karşısında başka hareket sergilediğini yorumlayanlar vardı. Sonra ne demiş tekrar Çavuşoğlu? Seçim hazırlıkları söylemlerde öne çıkıyor. Kıbrıs davası seçim malzemesi yapılmamalı demiş. Peki Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanını seçen bu toplum, bu halk, Cumhurbaşkanının masadaki müzakereci, temsiliyet hakkının olduğu kişi olarak seçmiyor mu? Ha peki bir şey sorayım. Bir Cumhurbaşkanı çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayıyım dediğinde ne açıklama yapacak? Yani iç siyasetten konuşacak. Ha, bu kez yani, niye iç siyasete karışma olacak? Hayır, ben anlayamadım yani. Ne konuşacak? Şimdi Türkiye'de çok karışık bir durum var. Çavuşoğlu büyük bir ihtimal aklı çok karışıktır. Türkiye'deki başkanlık sistemiyle buradaki sistemi çok karıştırdı. Türkiye'de her şeyi Erdoğan yapıyor ya. Her şeyi idare ediyor, atamalar yapıyor, eğitimde rektör atıyor, spor yani, kulüplerine yardımcı oluyor. En son ataması da Hatipoğlu. Tabii canım, Hatipoğlu babadır. Yani orada Allah Muhammed cin in periden bahsederken adam rektör oldu. Yani o yüzden muazzam bir anen ağlar da ağlamazdı. Yani ne güzel ha. Mal varlığına da baktığınızda dudak uçuklatır mal varlığı. Yani o yüzden denize girdiğim zaman yellendirirsem abdestim bozulur mu? Ona sorularına göre. Tabii canım, yani o yüzden evet. Nihat Hatipoğlu da burada biz getirdiği birileri terminal alanının içerisinde sunumlar yaptırdı ya. Orada insanlara böyle bir dini aşıladı, din asimilasyonu. Çok da güzel bir hatiptir. Zaten adın, soyadından. Yani belli. Muazzam bir etkiler yani. Birkaç daha ben de öyle rastgele bir 3-5 dakika izledim. Ben bile etkisinde kalıyordum. Yani dönüyordum yine. Öyle söyleyeyim. Ve yine Kıbrıs davasında tek başına kimse yön vermeye çalışmasın dedi. Kime soracağız? Ne yapacağız? Yani dış güçlerle birlikte mi yol alacağız bu noktada? Ve Kuzey Kıbrıs'ta bazı kişiler benim ideolojime göre federasyon en iyisidir, dikte ediyor diyor. Aslında dikte edenler kendileri. Bu ülkeye gelip sürekli bir şekilde şunu yapmayın, şunu yapın, şunu yapmayın, şunu yapmayın ya da şunu yaptırın diyerek talimatlar yönlendiren kendi Türkiye'de. 22 Ocak bunun en bariz örneği, katıldığı bir mitingde Erdoğan dedi kendini bildirin dedi. Gazete bastılar. Dikte budur. Linç dikte budur. Akıncı'nın basın toplantısında ne dediği önemli, tüm seçenekleri konuşmaya hazırız demesi de önemli ve Kıbrıs birilerinin siyasi ideolojileri veya hırslarına kurban edilmeyecek kadar büyük bir davadır demiş. Birilerinin siyasi ideolojileri ve hırslarına kurban edilmeyecek demesinden ben şunu anlıyorum, o birileri kim? Yani birileri derken kimi kastetti Çavuşoğlu? Yani Kıbrıs'ta federasyon yanlıları mı? Bunlar Türkiye düşmanı yaptı çünkü. Bir baktığınızda açıklamasında bazıları da Türkiye düşmanlığı yapıyor. Bazıları kim? Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben zaten sözümün başında her Türkiye'den bir ziyaretçi geldiği zaman bu ülkeyi ayrıştırıcı, bölücü konuşmalar yapıyor. İşte bu da onlardan biri. Sayın Çavuşoğlu'nun söylediği bunu isteyenler, federasyon isteyenler Türkiye düşmanıdır. Net, bitmiştir. Bitti. Bu kadar basit. Tabii ki. Yani işi en basite indirgeyerek, yani laf kalabalığı yapmadan aslında söylediği tam bu. Tamam, işte burada bir kısmı hedef gösterdi.
Bunun karşısında ne yaptı? Dün bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Akıncı ve bence açıklamasının içerisinde ki ben okudum da direkt onu hoşuma da gitti yani. Tam böyle adrese teslim göndermeler vardı. Her kesime, Anastasiadis'e de Çavuşoğlu'na da. Ve diyor ki federasyon modeli bugün de seçenek olmaktan çıkmış değildir. Hatta kanaatime göre karşılıklı kabul edilebilir en gerçekçi model olmayı sürdürmektedir. Yani ben diyor federasyon istiyorum. Bu durumda Erkan Eğmez'e gelirsek FETÖ'cüdür Akıncı. Evet işte onu söylüyorum. Yani bizim Cumhurbaşkanı FETÖ'cüdür. Evet çünkü federasyonun en cazip olan şeyini söyledi. Bitti. Bitti. Aslında tabii biz hep bizim tarafı, Türk tarafını konuşuyoruz ama Rum tarafındakilerin de bizden, özellikle Kıbrıs konusunda bizden yana kalır öyle çok tutarlı da değiller. Yani Anastasiadis'e bir farklı konuşuyor. Bir farklı konuşuyor. Tabii onlar büyük tehlikenin farkında değiller. Neticede buradaki nüfus yoğunluğun, nüfus artış yoğunluğuna bakmaları gerekir. Ona bakmazlarsa çok yakın bir gelecekte kimlerle Kıbrıs konusunu müzakere edeceklerini çok iyi de bilmeleri gerekir sevgili Serkan. Tabii bir de şu var. Son dönemlerde şunun altını çizmemizde yarar var. Geçmiş dönemlerde Anastasiadis'in Avrupa Birliği'nin o birlik bütünlüğüne dair bir gücü vardı, inancı vardı. Son dönem çatırdayan bir Avrupa Birliği var. Gerek iç dinamiklerin değişmesiyle birlikte Fransa'daki olaylar, Yunanistan'da yeniden alevlenen olaylar, farklı noktalardaki ekonomik krizle birlikte eli zayıflayan bir Anastasiadis'ten bahsediyoruz. Bu kez o da bir strateji değiştirerek işte Mısır'a zaman zaman odaklanıyor. Daha bir ama onlar ticari tamam ticari. Yani tabii ki adam yani biz bu tarafta bunları tartışırken adamlar o tarafta Euromet'i bitiriyor. Adamlar anlaşmayı yaptılar. Doğal gazı hem Mısır'ın hem Afrodit'ten, Afrodit bir parselin ismi, Afrodit'ten çıkacak olan doğal gazı işleyerek, tabii bunun içine İsrail de dahildir, Girit, Yunanistan üzerinden İtalya'ya kadar, ki İtalya da bu anlaşmanın içerisine girdi, doğal gazı götürüyorlar sevgili Serkan. Yani adamlar bunu da yapıyorlar. Yani senin gibi yollara yama yaparak zaman geçirmiyorlar evet, ya da sürekli yani adamlar, bir şekilde. Adamlar büyük oynuyor. Peki başka bir soru sorayım. Buyur. Diyelim ki iki bölgeli konfederasyon oldu. Biz evet. Avrupa Birliği'ne girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Konfederasyonda girersiniz. Yok. Girmez miyiz? Girmez. Zaten niye alsın ki seni? Hayır, niye alsınından ziyade şöyle bir şey vardır. Federasyon ya da konfederasyon ki bana kalırsa bu tek çıkar yol Birleşik Kıbrıs'a dönülmesidir. Tamam. Başka bir çare benim bir gözümde kafamda yok. Tamam. Ayrılıkçıların istedikleri vardır. Ayrı iki devlet, üniter devlet eşliğinde biz Kıbrıs Türk toplumu, onlar Kıbrıs'ın peki toplumu. Öyle olduğu zaman Avrupa Birliği seni alır mı? Ben almaz, söyleyeyim. Almaz. Almaz. Seni almaz. Peki. Federasyon karşıtı olanlara soruyorum. Razı mısınız şu anda cebinizde olan Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları ile kimliğini iptal olmasına? Nasıl gidecekler Avrupa'ya gezmeye? Hayır, yani şimdi bir şey söyleyeyim. Bir şeyi konuşurken arkasından nelerin geleceğini de bilmeniz gerekir. Ya bugün sayın... Yani sen İngiltere'ye kardeşini, ailenden birini görmeye veya gezmeye giderken... Veya Paris'e gideceksen, vize kuyruğuna gitmeye razı mısın? Mülakata gireceksiniz. Mülakata girip uygun görürse verecekler size. Tamam. Yani diyecek hani bir ki... şeyleri konuşurken sonrasının da ne olacağını bilmeniz gerekiyor. Sadece ama o değil. Yani dünya... Hayır ben en basitini söylüyorum. En basiti şu var. Aslında İngiltere'ye, Paris'e, Portekiz'e, Lizbon'a gidip gezmeden ziyade şunu düşünsünler. Şu an adanın kuzeyindeki yapıdan memnun musunuz? Şu anki yapıdan memnun mevcut, olan... Mevcut yapı sürdürülebilir mi? Yani şu anki yapıdan memnun olan bir kişi çıksın, yazsın bana buraya desin ki siz çok kötü konuşuyorsunuz. Bu yapı çok güzeldir. Burası cennet gibidir. Ben de özür dileyim.
lafımı geri alayım. Bu arada istersen bir de numaramızı bir daha tekrarla. İsteyen, dileyen izleyicilerimiz buraya görüşlerini bize yazabilirler. Numaramızı 533 823 21 11 telefon numaramız. 823 21 11 değerli izleyenler. Yorumlarınızı, mesajlarınızı, videolarınızı WhatsApp'tan bize gönderebilirsiniz. Mesaj olarak gönderebilirsiniz. Biz onları seve seve bu ekranlardan paylaşırız. İklim değişikliğine eksik bırakılan bir konuya katkı yapayım. Ayrıca bu sene Akdeniz'de rekor sayıda irili ufaklı deprem de oldu demiş. Evet, Mehmet doğrudur. Salih Bey. Devam ediyor halen depremler. Bunlar da hoş belirtiler değil sevgili Serkan. Tabii bir de şu var. Az önce Kıbrıs konusunu konuşurken şuna da vurgu yapalım. Yıllar geçiyor, yıllar ilerliyor ve bu sorun artık düğüm haline geldi ve çözülmesi de güçleniyor. Şu anda öne açık müzakerelerin başlamayacağı da bir aşikar. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki biz öne açık değil, tamamen takvimlendirilmiş şu tarihte, şu tarihte, şu tarihte olacak şekilde bir müzakere masasına otururuz. Pazar günü Lut geliyor yeniden ve Lut'un adaya gelmesiyle birlikte tarafları hızlandırması, bir harekete geçirmesinden ziyade mecliste dün uzun uzadıya Çavuşoğlu ziyareti konuşuldu. Ve mecliste temsil edilen siyasi partilerin ortak fikri Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın mecliste bir bilgilendirme oturumu yapması ve siyasi partileri bilgilendirmesi. Bence mantıklı olur, iyi olur. Orada herkes düşüncesini paylaşır, sorularına cevap bulur. Aksi takdirde bu kendi iç dinamiklerimizde bizi yiyip yutmaya devam eden bir süreç olur. Adanın şu anki yapısına baktığımızda biz çözümü beklemeden, Avrupa Birliği'ne girmeyi beklemeden biz kendimizi Avrupalı gibi yaşamaya alıştırmalıyız. Çünkü bir yandan biz Avrupa Birliği'nde çözüm müzakerelerini irdelerken, isterken şu anda biz zaten bu durumla, bu yapısal durumumuzla Avrupa Birliği'ne giremeyiz. Çünkü Avrupa Birliği'nin bir takım normları var. Sağlık, eğitim, yaşam standartları, kültür. Hazır mıyız? Hangisinde hazırız bunların? Hiçbirinde. Yani bugün baktığımızda... Hazırız değiliz. Çünkü maalesef o kadar uzun süredir ki bu görüşmeler yapılıyor. Artık ne siyasilerde ne vatandaşlarda ümit kaldı. Yani bir de işin psikolojik ama tarafı var. Şimdi bir şey söyleyeyim. Yani biz hiçbir zaman bir anlaşma olmayacakmış gibi kendimizi geliştirmek de zorundayız. İşte odur dediğim. Yani biz illaki Avrupa Birliği'ne girmek mi gerekiyor eğitim sistemimizi bir yere taşımak adına? Biz illaki Avrupa Birliği'ne girmemiz mi gerekiyor organik tarımı teşvik etmek adına, gıda güvenliğini sağlamak adına? Biz illaki birilerinin bize dayatması mı gerekiyor yargıyı buraya taşımak adına, sağlık sistemini şöyle yapmak adına, yollarımızı bu kalitede ulaştırmak adına? Ve adamlar artık Avrupa'da ya da kadınlar, buna şimdi kızacak bazı örgütlerimiz ama özür dilerim dilim sürçtü. İnsanlar değil mi? İnsanlar yani artık şunu konuşuyorlar, otoyollarda, otobanlarda geçen araçların sesleri nasıl civardaki evlere ulaşmaz da sessiz bir yaşam yaratırlar. Biz hala daha yollarımızda buraya bariyer konacak mı, yaya geçidi var mı, köprü uygun mu yapıldı, uygun mu yapılmadı, alt geçit mi yapılması gerekir, üst geçit mi? İstimlak yapıldı mı, yapılmadı. İstimlak yapıldı mı, adam aradı beni bugün telefonda konuştu. Adam diyor izinsiz benim bahçemden yol geçirdiler. Şimdi bana izin vermiyorlar dükkanı açmaya çünkü kaçak yol varmış bahçemde. Yıkık o yolu kapatın, kapatamayız. Ne yapacağım diyor ben. Park parası da işte. Park para 25 bin lira bana park parası ve dükkanı yaşıyor adam. Yolu geçirirken bana mı sordunuz? Yani bunlar yaşanıyor bu ülkede ve bunları da biz düzeltmek adına. İlla ki Avrupa Birliği'ni beklememiz lazım. İlla ki birilerinin bize bunu yap demesini lazım. Bugün bakın Kıbrıs gazetesinde bir haber vardı. Çok güzel bir haber yakalamış Ahmet Karagözlü. Resmi kabz memurluğu ve mukayyetlik dairesine katrolu personel alımı için sınav yapıldı, münhal açıldı. 54 kişi başvurdu, 21 kişi sınava girdi. 21 kişiden hiçbiri 60'ı alamadı ve kazanamadı. Ve girenler arasında yüksek lisans ve lisans olanlar vardı, master yapanlar vardı. Yani biz bir 60'ı tutturamayacak 21 kişi yetiştirdik, hepsi üniversite mezunu baktığımızda. Ve
Durumumuz bu. Yani tamam, şimdi eğer o kişilere geleceksek, biz hep söylediğimiz bir şey var. Biz sadece eğitim diploması derece olarak, yani üniversite, master, yüksek lisans, diploma çok. O kadar çok mezunumuz var. Oran da çok yüksek ama bilgi babında, genel kültür babında, uzmanlık babında biz zayıf bir toplumuz. Tam da burada genel kültürden atmış alamadı bu insanlar. Yani tamam, genel kültürümüz, da, yani bugün lise talebelerine baktığımızda birçok genç geliyor, konuşuyoruz, siz de buradasınız. Hemen hemen... Yani bazen çok üzülüyorum, konuşuyorum. Çünkü yani iş başvurusuna gelenler de var. Çok üzülüyorum bazen çünkü dünyadan bir haber yaşıyorlar. Odur, odur. Dünyadan odur. Bir haber. Yani bugün baktığımızda çocuklarımıza, gençlerimize... ya yani bir dönemler daha bir haberdeki gelişmelerden 50'ler 60'larda bir düşünün, üniversite öğrencileri Erenköy'e mücahit olarak çıktıydı. Ya da biz 20-21 yaşında muazzam eserler vermiş olan işte Süleyman Uluçanbil'in yazdıklarını okuyorduk. Öyle şiirler yazdı ki şimdi bu yaşta ben otursam onları yazamam. Yani, şimdi geçmişteki, yani en azından ben kendi neslimi söyleyeyim. Benim neslimdeki insanların %95'i her şeyden haberdardı. Evet. Her şeyden haberdardı. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte insanlar teknolojiyi bir şeyler öğrenmek için kullanmıyor. Teknolojiyi farklı kullanıyorlar. Bir de benim hep söylediğim bir şey vardır ki geçen gün Yeni Bakış Gazetesi bir sınav öncesi velilerle konuştu. Velilerin tamamına yakını hepsi şikayetçi ve diyorlar ki bizim çocuklarımız yarış atına benzetildi. Evet, evet. Yani çocuklar yani bir şey öğrenecekleri dönemlerde ilkokuldan başlıyorlar. Hatta ilkokul giriş sınavı bile var. İlkokul, ortaokul, lise dönemlerindeki temel eğitim dediğimiz konular işleniyor. O dönemlerde sınavlardan veya sınava hazırlanmaktan maalesef çevrelerinde olup bitenlerle, dünyada olup bitenlerle pek fazla ilgilenmiyor. Pek fazla değil, hiç ilgilenmiyorlar. Yani bir de işin bu gerçeği var. Çocuk zaten okula gidiyor, okuldan çıkıyor, bir veya iki özel derse gidiyor, özel dersten çıkıyor, eve geliyor, işte bir yemek yiyor, ödevlerini yapıyor. Ondan sonra zaten yattığı yerde başını kaldıramıyor çocuk. Yani aynen, öyle aynen. De bir, ben mesela kendi... Öyle de bir sistemde şimdi gençler yetiştiriyor. Tabii bir de şu var, burada uzmanlar da uyarıyor. Anne babalara büyük görev düşüyor, velilere büyük bir ödev düşüyor. Yani bu çocuklar bu sınava giriyor ancak bu sınavlar dünyanın sonu değil. Yani çocuklarımızı moralen yıkmayalım, çocuklarımızı oralarda utandırmayalım, o çocuklarımıza yaşamı, tatili zindan etmeyelim, sınavda başarılı olur ya da olmaz. Yani bugün bu sınavlar da geçse de geçmese de, en iyi okullarda da okumasa da, dünyanın bir numaralı okuluna gitse de bu ülkeye geniş yapsa... Onu söyleyeceğim. Yani çok fazla dert etmesinler neticede. Eğer kürkçü dükkanına geri döneceklerse, burada torpilin varsa devlet memuru olursun, torpilin varsa terfi alırsın, torpilin varsa müsteşar olursun, ne bileyim müdür olursun. Ya da Harvard'dan diplomasıyla beraber alt niye, kademede çalışırken. Niye Harvard'dan gelip de burada iş bulamayanlar var? Tabii canım, yani bugün... Veya burada gidersin bir üniversitede, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olursun. O kampüs olmayanlardan. Tabii sigortanı asgari ücret üzerinden öderler. Geleceğin iki dudak arasındadır. Tipini beğenmedim. Birkaç ayda gerilik olursa sigortada sıkıntı yaratmazsın. Yani o da sıkıntı olmaz. Yani o yüzden çocukları çok fazla zorlamanın da bir anlamı yok bana göre.
Nasıl olsa hele tanıdığınız varsa, yani kendinize güveniyorsanız ki torpille memur yapabilirsiniz. Hiç yollamayın üniversiteye. Direkt askere gitsin veya kız çocuğuysa direkt devlet dairesine alsınlar onu. Meslek öğrensin çocuklar, daha bir faydalı olur. Eğer ebeveynler... Tabii bir şey söyleyeyim, bak meslek konusuna gitsek, o eğitimin diğer bir kusuru bizim ülkede. Herkes üniversite bitirirse işte şimdiki halimize düşeriz. Hep ithal usta getiririz ve ondan sonra da şikayet ederiz. Kendin ne güzel söyledi Osman amca geçen gün buradaki programda konuk olarak. Yani yapıcı ustasına ihtiyacımız var bizim. Bu sahada görev alabilecek, bu işi bilen insanlara ihtiyacımız var. Bizim Feza Hanım yazmış, Akıncı da dahil sadece koltuk peşinde, yani saltanat sevdalısı olanlar KKTC adlı statikonun devamını arzu ederler. Ve Türkiye'nin haksız ve de kanunsuz talep ve icraatlarına karşı dahi bırakınız karşı çıkmayı, bilakis ekmeğine yağ sürerler. Kıbrıs Türk'ünden ne köy olur ne kasaba, Arap'ın Yalellisine günde 5 defa devam demiş. Yalelli. Bunu açıklayan Arap'ın Yalellisi. Tamam. Bir Feza Hanım'ın ne demek istediğini ben de anladım. İzleyicilerimiz de eminim. Güzel bir sözdür yani Arap'ın Yalellisi. Evet. Böyle Arapça şarkılardır. Şu Feza Hanım katkılarınız için teşekkür ederiz. Mehmet Salih Bey, kolej sınavları konusunda kalksın veya kalsın şekilden ziyade öğretmenler sendikası önce 12 yaşında bir çocuğun neden bir gazete başlığını okuyamadığını sorgulasın. Müşteri halinden gelen öğrenci üstünden kendi burcunu koruyan kale sakinleri olmaktan öteye gitmezler demiş. Öğretmenlere bir mesaj gönderdi Mehmet Salih Bey. Tabii şimdi Feza Hanım, Türkiye'nin haksız ve kanunsuz talep ve icraatlarına karşı dahi bırakınız karşı çıkmayı, bilakis ekmeğine yağ sürerler. Feza Hanım, zaten bizim söylediğimiz, biz kendi içerimizde devletçilik oynuyoruz. Esas talimatlar, yani önemli konularda talimatlar, emirler, yapılacak olanların nereden geldiğini siz de söylediniz. Hemfikiriz o konuda. Türkiye'nin bu tarz söylemlerine tamamı demeyelim, haksızlık olur. Çünkü bu söylemlere karşı duran siyasetçiler de var, onların hakkını yemeyelim ama genel kanı ya bu söylenenlere büyük bir güruh alkışla destek verir, destek vermeyenlerin bir kısmı konuşur ama büyük kısmı da susar, bir şey söylemez, sinde gulle geçsin. Mehmet Salih Bey kolej sınavlarından bahsetti. Aslında Mehmet Salih Bey keşke hiç sınav olmasa. Gönül isterdi ki tüm okullarımızın eğitim kalitesi aynı olsa ve sınav da olmasa, çocuklar evlerine en yakın veya ailelerinin işlerine en yakın, yani okullarda aynı okullarda, eğitim kalitesi olsa, aynı eğitimi alıp geleceğe hazırlansalar, böyle yarış beygiri gibi çocuklar bir tarafa koşmasa, sınavdan geçtiydim, geçmediydim o psikolojiden de kurtulsa ki ben sosyal medyada güzel yurtlu bir anne babanın, hatta baba yaptı paylaşımı, bugün sınav stresimiz bitti, en nihayet bitti, ailecek yemeğe gittik diye bir notunu gördüm. Yani bırakın sadece çocukları, aileler de artık yarış atı gibi çocuklara katılıyor. Daha ne kadar gider bu iş? Ya benim komşunun çocuğu var. Bu sınava hazırlanırdı. 3-4 gündür çocukta mide bulantısı ve gay vardı. Çünkü stres, o heyecanla acıdığım 7 yaşındadır benim kızım. Bugünleri herhalde büyük, bak yani biz de yaşayacağız tahminim. Yaşayacağız yani. Ve bir şey söyleyeyim. Biz de yaşayacağız eğitimciler yani. Eğitimciler var. Bu sınav stresi üzerinden
10-11 yaşında panik atak geçiren çocuklar olduğunu söylüyorlar. Sınav telaşı, sınav kaygısı işte nasıl olacak? Şu anda bizim çocuğun derslikleri quizleri olur hafta başında da hafta sonu nasıl geçirdiğimizi biz biliriz. Acaba ne yapacağım? Bırakmam derim ya, ister olacak ister olmayacak yani boşver. En olduğu kadar deyip yollarım çocuğu okula. Torpilin var mı? Yok. Yandı o zaman. Böyle zaten herkese Buraç'ta her gün laf söyleriz. Ne torpili. Yani biz yaptık çocuk çekecek hesabıyla. Evet. Yani, evet sevgili Serkan. Bakarım ne kaldı eksik. Bir görüntü bir var. Bir görüntümüz var. Verelim o öyle muhteşem görüntümüzü de verelim. Bir fotoğraf var. Evet, bu gördüğünüz fotoğraf değerli izleyiciler. Ünlü bu ülkeye, daha doğrusu Kakateçe'ye gelen turistlerin tamamının ziyaretine gittiği Girne Limanı'ndan. Ne güzel. Evet, içerisine bakın. Oh. Ne ararsanız var. Peki bir söyle şey bir şey sorayım ya. Yani sadece bir bölüm. Tamam. Ben gene bir şey söyleyeceğim burada. Gene aykırı konuşacağım. Gene bana birileri kızacak. Bir şey değil. Bu çöpleri buraya atan deniz midir? Balıklar mıdır? Biziz. Bu çöpleri buraya atan biziz. Bakın meşrubatlar, içki tenekeleri, bira tenekeleri, kola tenekeleri, şişeler, çakmak var uğraşta. Yani bunları atan balıklardır. Abi bir şey söyleyeyim. Yani biz bu fotoğrafı koyarken tabii ki ilgilileri de o kimse sorumlu ki sorumlusu ihtilaflı o bölgenin. Hem onlara lafımız hem de bizim yani öküz diyeceğim ayıp kaçacak. Hem de bizim öküz vatandaşlara. Yani bunları bizimle birlikte yaşayan öküzlere. Tamam çünkü işte. Yani hep tamam. Çünkü şu var. Yani bugün bunu gidip de örnek gösteriyorum herhangi bir gelişmiş ülkenin limanında atamazsın yahu. Cesaret etmesin atmaya. Yani medeni oluruz orada. Yani cesaret ettiğimizde elimizde naylon poşetle tamam içtiğimizi ona atarız ve ben biliyorsun turizm kökenli biriyim. Ben bu ülkeye gelen yabancı turistlerin tarihi yerlerden, turistik yerlerden, şehir içlerinden çöp topladığını gördüm. Adam turdayken gelir, gezerken yerde gördüğü tenekeleri, kağıtları toplayan turistler gördüm. Bilirsiniz ne yapacaksınız? Ben buldum. Kampanya. 50 tane meşrubat şişesi, tenekesi getirene 1 lira vereceğim diyeceksiniz. Ya Serkan niye? Yani, ya bu bir şey söyleyeyim ya. Ya bu olması gerekendir. Niye ben para vereyim ya? Medeniyete döndürmek için. Bak başka eksiktir, bir şey söyleyeyim eksiktir. Ya. Eksiktir. Şimdi kuralı değiştirsinler kardeşim. Biri desin ki çevre dairesine veya bir numara versin. Bu buraya çöp attı. Bu tenekeyi buraya attı. Gel ispatla. Ve versin diyecek. Bakalım cezasını. Gel ispatla diyecek. Ama polise açarsın veya çevre dairesine. Buraya gelip şikayet etmeniz lazım. İşte odur. Olay odur. Benim başka işim yok. Olay odur. Da gideceğim şikayet edeyim. Bir de benim kim olduğumu öğrensin. Azılı bizde mafya da çok ülkede. Biraz mafya olsun. Bizi topuktan da vursun. Yani çok enteresan da şeyimiz var ya burada. Ya bir de şu var. Yöntemlerimiz var. Avrupa'dan gelen turist bu çöpleri atmıyor. Yani Avrupa'dan abi topluyor diyorum sana. Yani Avrupa'dan gelen turist bu çöpleri atmıyor. Kalanlar bizler ya da başka yerden gelenler bunları atıyor. Çünkü oralara ben pazar günü Girne'deydim. Girne'de bir yürüyüş de yaptım. Bir yemek yedim deniz kenarında. Birazcık ağır bir koku vardı ama bir şey değil. Yani yemek güzeldi. Ondan sonra birazcık yürüyüş yaptım. Bir şeyler aldım. Yürürken ürktüm. Başıma bir şey geleceğinden korktum orada. Yani dedim ki yavaş yavaş park ettiğimiz yere doğru gidelim. Arabamızı alalım, gidelim ve başımıza bir hal gelmesin. Yani Girne böyle olmamalı. Şimdi sevgili Serkan sadece Girne değil ki öyle. Keşke tabii ki yani bu konuyu konuşacaktık ama çok aklıma gelmedi. Biliyorsun ben de pazar günü Akdeniz Köyü'ne gittim. Akdeniz Köyü'nde. Ayrelli var mıydı? Vardı. Ayrelli'yi de topladım. Oh. Bir bölge genç çam ağaçları yeni dikildi. Büyüdüler, boyumu geçtiler. Yemin ederim içerisi çöplük. Evet. Fotoğraflarını da çektim.
Yarınki programda onunla onları... Çevre konusunu yana bırakalım o zaman. Detaylı yarın konuşalım. Yarın onları da verelim. İnanamazsın ya. Yani bu kadar mı pis insanız biz ya? Yani çevreyi bu kadar mı kirletebiliriz ya? Mustafa Billur Bey, nüfus demiş. Sosyo-kültürel katliam derken kasıt bu. Kıbrıs'ın kuzeyi bir sorma gir ye iç hanıdır. Sen temizlen, ertesi gün kirlenir. Medeniyet temizlemek değil, kirletmemektir. O da bu nüfus ve muhaceret ile mümkün değil. Barbaros Şansal'ın dediği oluyor işte. Güzel. Evet. Aslında dolaylı olarak oldu Barbaros Şansal'ın dediği. Bu yıl bizim altyapımızda iş olmadığı için yağan yağmur, çok aşırı yağmurlardan dolayı rogarlar taştı. Boğulduk yani bir şey içinde. O atıklar yollara taştı. Biz de üzerine basarak hayatımızı idame ettiriyoruz. Yani dolaylı olarak oldu aslında. Yani düşünün ki biz Barbaros Şansal'ı da linç ettirdik havaalanı içerisinde, uçaktan erkenden. Evet. Türkiye'de. Düşün. Yani bu ülke teslim etti. Paşalar al dedi de orada ne yaparsanız yapın diye ölüme terk ettik bozdu adamı. Hasan Süleyman Bey, iyi yayınlar. Her tarafı çöplük ettik. Kara yetmedi, denizleri de kirlettik demiş. Hava gitti, deniz gitti, kara gitti. Bize ne kaldı geriye? Şeftali kebabı. Böyle pazarları. Evet. Az kaldı. O da gidiyor. Biplik bir şey söylüyor değil mi? İşte onun için ben şeftaliye bağladım işi. Evet. Biz bugün noktalayalım. Yani gülüyoruz ama inanın acı acı gülüyoruz. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Maalesef hiçbir konuda... Bir uyarı yaptı Feza Hanım. Okudunuz mu? Yok. KKTC havadan ilaçlama yaptı. Ovalardaki ayreliler, otluklar hep zehirle örtülmüştür. Bilginize demiş. Feza Hanım biliyoruz. Maalesef bizdeki akıllılar diyelim tam doğadan vatandaşların işte hostestir, yumurta otudur, ayrellidir, mantardır topladığı dönemlerde çam kese böceği ilaçlaması yaptılar. Maalesef bu da bizim şanssızlığımız çünkü bu tarafta yaşıyoruz ama benim gittiğim yerde, ayrelli topladığım yerde ilaçlama yapmadılar oradan eminim çünkü deniz kenarıydı. Ot bile yoktu. Sadece 5-10 tane ayrelli ağacı vardı. O yüzden eminim yani. Azim yetenekli mi bu işte? Evet, Azim ayrelli ağacını gördü hayatında ilk kez ve ayrelli nasıl toplanacağını da öğrendi. Yedi de çok da hoşuna gitti ve bu pazar tekrar istiyor. Vay be Azim, tebrikler Azim. Evet, noktalayalım o zaman bizler. Aynen demiş, afiyetler. Bize hiç göstermediniz. Yalnız bu yani bu hafta bari biz de bir faydalanırız yani bu ayrelli işinden. Evet değerli izleyiciler, bugünkü programın sonuna geldik. Evet. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Lütfen araştırmamız, konuşmamızı istediğiniz konular varsa... Ekrandaki WhatsApp hattımızdan bize bir mesaj gönderiniz veya elinizde görüntü varsa diğer vatandaşların da görmesini istiyorsanız bizlere gönderiniz. Biz buradan seve seve dilimizin döndüğü kadar veya kendi doğrularımızca çünkü diyoruz her zaman biz her şeyi doğru biliriz iddiasında da değiliz. Kendi doğrularımızca burada herkesle paylaşalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik
Yeni Bakış'ta ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından.